Yapılan araştırmalarda siyaset uzmanlarının birleştiği bir nokta vardı efendim. İYİ Parti sürekli oyunu yükseltiyor. Daha sonra bir masadan kalkma, masaya geri oturma ve orada yaşananlardan ötürü çeşitli siyaset uzmanlarının belirlediği görüşler vardı. İşte oyu düştü, o tekrar toparladı vesaire vesaire. Bize göre herkesin bir düşüncesi var tabii ki. İYİ Parti lideri Meral Akşener müthiş bir strateji izliyor. Onu söyleyebilirim. En azından ben böyle düşünüyorum. Bu yüzden dolayı İzmir listeleri çok merak ediliyordu. İzmir listeleri İYİ Parti'nin çok merak ediliyordu. Neden? Çünkü üzerinde en çok konuşulan partiydi İzmir'de. Kaç vekil çıkarabilir? Geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz 2 vekil çıkardı. Çünkü yeni kurulmuştu parti. Daha nefes almadan seçimlere girmişti ve 2 vekil çıkardı İYİ Parti. Cumhuriyet Halk Partisi yardımıyla tabii ki. Bu seçim ilk defa İYİ Parti'nin kantara çıkacağı seçim tabiri caizse. Bu yüzden de İzmir'de, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de merak ediliyor kaç vekil. Rakamlar havada uçuşuyor tabii ki. İYİ Parti yetkilileri, il başkanı ve milletvekilleri, teşkilat yöneticileri 3-3-6 milletvekili çok rahat çıkarırız, 7 milletvekili çok rahat çıkarırız türünden açıklamalar yapıyor, iddialı açıklamalar yapıyor ama İYİ Parti'nin geçmiş dönemden daha fazla milletvekili çıkaracağına kesin gözle bakılıyor, onu söyleyebilirim. Bu yüzden dolayı çok merak ediliyordu. İlk sıralar, özellikle ilk 2 sıra çok merak ediliyordu İYİ Parti'de ve nihayet belli oldu efendim. 1. bölge 1. sırada Musavvat Dervişoğlu yer aldı. Ümit Özlale efendim. Ümit Özlale 2. sırada, Öztürk Keskin 3. sırada, Ülkü Doğan 4. sırada, Ali Topçu 5. sırada, Figen Yıldırım 6. sırada, Lütfi Ülteriş Öney efendim 7. sırada, İsmail Aybars Aksoy 8. sırada, Aslan Sezgin 9. sırada efendim, Gizem Albaş, Kaan Altındağ, Murat Çakar, Hasan Yıldız ve Gülşah Çakar. İlk 14 1. bölge böyleydi. 2. bölge İYİ Parti'de 1. sırada İYİ Parti'nin yaklaşık 4 yıl il başkanlığını yürüten Hüsmen Kırkpınar vardı efendim. Yiğit Karakış 2. sırada, Arzu Yıldırım 3. sırada, Tamer Cücü 4. sırada yer aldı. Dinçer Işıktaş, Müjde Harput Apak, Mümin Yalçınkaya, Yeliz Çulha, Bülent Uygur, Miran, Baceroğlu, Mustafa Nuri Deniz, Nazlı Buket Karasu, Mehmet Halis Köse ve Mehmet Emin Cantürk. 2. bölgedeki listesi efendim İYİ Parti'nin. Tabi aslında liste üzerinde çok konuşulur. Aytun Çıray nerede diye merak ediyorsunuzdur ama haberlerde takip etmişsinizdir. Liste açıklanmadan saatler önce efendim İzmir'de İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan bomba bir açıklama geldi. Ben adaylıktan çekiliyorum. Aytun Çıray liste açıklanmasına saatler kala anladığımız kadarıyla ya listedeki yerini beğenmedi ya da teammül konusu vardı. Birazdan ona da geleceğiz. Bu sebepten dolayı teammüle de girmemişti biliyorsunuz. Adaylıktan çekildi. Nedenini kimse bilmiyordu ama bir paylaşım yaptı Aytun Çıray efendim. Ben milletvekili adaylığından çekiliyorum fakat yaptığı paylaşım adaylıktan, tam ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Adaylıktan çekilmesinden daha fazla etki yarattı. İşte bu tweet. 14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk paylaşımı yaptı Aytun Çıray. İşte bu paylaşımla adaylıktan çekildiğini belirtti. İşte o saatten sonra, o dakikadan sonra Kızılca kıyamet koptu diyebiliriz efendim. Çünkü Aytun Çıray deneyimli bir siyasetçi, devlet adamı. Kullandığı kelimeleri ve yazdığı cümleleri özenle seçeceğini düşünüyoruz. Tüm İzmir gibi, tüm Türkiye gibi efendim. Hem de genel başkanın baş danışmanı. Nasıl bir cümle kullandı, dikkat ettiniz mi? İşte o cümle kriz yarattı efendim. Kriz sonrası masadan Meral Akşener'in kalkıp tekrar oturmasına atıfta bulunuyor. Yaşanan kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Kimse böyle bir tweet, böyle bir cümle beklemiyordu tabii Aytun Çıray gibi tecrübeli birisinden. Çünkü Aytun Çıray 2 gün önce katıldığı bir programda Hüsmen Kırkpınar, eski il başkanı ve İYİ Parti'nin liste başı olan isim, milletvekili listelerinde 1. sırada olan isim Hüsmen Kırkpınar. Daha 2 gün önce dedi Aytun Bey, söylediği kendisini bağlar. Ama daha 2 gün önce hatırlatırım ki katıldığı bir programda İYİ Parti'nin oy kaybının yaşanmadığını, 16-17 bandında olduğunu kendisi açıklamıştı. 2 günde ne oldu sorusu geldi tabii ki akla. Ama Aytun Çıray neden böyle bir şey yaptı? Neden adaylıktan feragat etti? Neden çekildi? Ne oldu? Kim ne söyledi? Ya da Aytun Çıray'ın sırasını mı beğenmedi Aytun Çıray? Hani 2. sıraya konmasını mı belki de istemedi? Teammülden çünkü örnek verdi. Teammülde Hüsmen Kırkpınar 1. çıkmıştı. Belki de Hüsmen Kırkpınar'ın arkasında 1 sıra verildi. Ya da Musavvat Dervişoğlu'nun arkasında 1 sıra verildi. Bunu mu beğenmedi Aytun Çıray? Ve uzun süredir siyaset sahnesinde olan birisi, çok genç yaşta müsteşar, birçok başbakanla çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı, başdanışmanlık yaptı. İYİ Parti'de milletvekilliği ve başdanışmanlık yaptı. İzmir çok şey bahşetti Aytun Çıray'a. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti çok şey bahşetti. Şimdi neden 2 gün önce 16-17 bandında diye Aytun Çıray İYİ Parti'den bir açıklama yapıyor. İYİ Parti'nin oyları 16-17 bandında diye. Listeler açıklanmasına saatler kala böyle bir tweet atıyor. Tabii bu bir kriz yarattı. Ve en sert tepkilerden biri Sinan Bezircioğlu'ndan geldi. Aytun Çıray'ın da kongrede desteklediği Sinan Bezircioğlu'ndan geldi. Bir anlamda Sinan Bezircioğlu da Aytun Çıray'ın ekibi diye dillendiriliyordu biliyorsunuz. En yakın çalışma arkadaşlarından biri. Ne dedi Sinan Bezircioğlu bu açıklama sonrası? İktidar olacağız, ne baraj altısı ya diyor. Evet, milletvekili adayları listesini değerlendirirken söyledi Sinan Bezircioğlu. Gayet güzel ve İzmir'i kucaklayacak bir liste oldu dedi. İnşallah hedefimizin de üstünde milletvekili çıkaracağız. İzmir'de İYİ Parti milletvekillerimiz kentin sorunlarını Ankara'ya götürecek, hem de ülkenin sorunlarının çözülmesine ciddi katkılar koyacak. Yani her şey iyi gidiyor. Bundan sonra da daha iyi olacak. Musavvat Dervişoğlu, Hüsmen Kırkpınar, Ümit Özlale gibi isimlerin listede yer almasının önemine de vurgu yaptı Sinan Bezircioğlu. Güçlü isimler listemizde yer alıyor. Gerçekten çok güçlü ve İzmir'de karşılığı olan isimler var. Başarılı bir seçim sonucu bekliyorum dedi. Ve Çıray'ın açıklamalarına geldi. Baraj altına düştük söylemini kabul etmiyorum dedi. Kendi kişisel görüşüdür, kendisini bağlar. Yaptıkları da kendisini bağlar. Bizim anketlerimizde de, araştırmalarımızda da böyle bir şey yok. Biz iktidara yürüyoruz. Biz 2-3 sene sonra yapılacak olan bir muhtemel seçimde tek başımıza iktidar olacağız. Ne baraj altı kalması dedi. Sinan Bezircioğlu efendim. Tabii bunların hepsine sebeplerden biri de teamül yoklamaları gözüküyor. Çünkü İzmir'de İYİ Parti İl Başkanı Sinan Bezircioğlu'ndan teamül sonrası ciddi bir rapor hazırlandı. Genel merkeze gönderildi efendim. Bir sonraki haberimize geçebilir miyiz arkadaşlar? Sinan Bezircioğlu bu raporunda, raporun ayrıntıları bizde de var. İnternette de bakarsanız görürsünüz zaten. İYİ Parti İl Başkanı Bezircioğlu, milletvekili adayları için, aday adayları için düzenlenen teamül yoklaması sürecinde yaşananlarla ilgili bir rapor düzenledi efendim. Parti içi muhalefete yoğun şikayetin yapıldığı gözlendi raporda okunduğu zaman efendim. Teamül yoklamasının sağlıksız yürütüldüğünü, mükerrer oyların kullanıldığını ve bazı aday adaylarının oyları satın aldığını ileri sürdü efendim. Zehir zemberek bir rapordu efendim. Bu raporu göndermek, aksaklıkları genel merkeze söylemekle mükellefim ben dedi Sinan Bezircioğlu efendim. Rapor biraz uzun, bende de var. Size okumak isterdim ama genel başkana zehir zemberek bir rapor olmuş, onu söyleyebilirim efendim. O rapora tepki İYİ Parti'de, çünkü teamülden birinci sırada çıkmıştı Hüsmen Kırkpınar. Oylar satın alındı diyor bazı aday adayları tarafından. Mükerrer oy kullanıldı diyor Sinan Bezircioğlu'nun iddiası. İşte ikinci bölge birinci sıra adayı Hüsmen Kırkpınar. Teamülde de en yüksek oyu alan isim Hüsmen Kırkpınar efendim. Eski il başkanı. Ben ikinci bölgede 3 noktada yapılan ön seçimde paranın pulun bizim gibi inançlı, kararlı ve mücadele içinden gelen bir partide böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Hem birinci hem ikinci bölgede böyle bir şeyin olmadığını iddia ederim. Varsa delil belge bununla konuşulması lazım. Yoksa konuşulanlar afakidir dedi efendim. Hüsmen Kırkpınar ve devam etti. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu'nun teamül yoklaması ile ilgili genel merkeze gönderdiği ve oylar satın alınmış, mükerrer oy kullanılmış yorumu yazılan raporu değerlendirdi, yorumladı Hüsmen Kırkpınar efendim. Ben kimin ne dediğinin ya da ne dediğinden neyi kastettiğini bilmem. O cümlelerin daha da açılması lazım. Ben ikinci bölgede 3 noktada yapılan ön seçimde birinci çıkmışım. Paranın pulun benim parayla pulla bir işim olmaz. Bizim partide de böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Hem birinci hem ikinci bölgede böyle bir şeyin olmadığını da iddia ederim. Varsa delil belge bununla konuşulması lazım. Yoksa konuşulanlar afakidir. Ben sürecin başından beri teşkilat dedim. Önce yönetim kurulunu il başkanlığı zamanında topladım ve toplantıda bunu konuştum. Tamamı benim milletvekili aday adaylığıma destek verdi. Ertesi gün ilçe başkanları toplantısında 30 ilçe başkanımızın da desteğini aldım. Sonrasında teamüle girdim. Ve orada da 1709 oyla birinci çıktım. Buna kimsenin gölge düşürmeye haddi de yoktur, hakkı da yoktur dedi Hüsmen Kırkpınar. Bu tartışmalar içerisinde İYİ Parti listesi değerlendiriliyor. Ama tekrar gelebilir miyiz arkadaşlar İYİ Parti listesine? Birinci bölge ve ikinci bölgeyi rica edeyim tam ekran. İYİ Parti tekrar hatırlatalım. Birinci bölgede ve ikinci bölgedeki listesi. En çok merak edilen parti listesiydi efendim ve ne yapacağı 14 Mayıs'a kadar da merak edilecek parti listesiydi. İkinci bölgeyi de verebilir miyiz? Evet. 28 kişilik İYİ Parti'nin aday listesi budur efendim. Hepimiz 14 Mayıs akşamı İYİ Parti İzmir'de kaç vekil çıkaracak göreceğiz.